Tekrar bir başka G Suite videosunda beraberiz. Bu videomuzda Google Admin yönetici konsolunu sizlere anlatacağım. Bu alanların hepsini detaylıca anlatmak çok uzun, çok fazla vakit alacak. O yüzden ben kısa kısa üzerinden geçeceğim Google Admin panelinin. Google Admin panelinde ilk olarak kullanıcılar kısmı var. Kullanıcılar kısmından yeni kullanıcı ekleyebiliriz. Kullanıcı bilgilerini düzenleyebiliriz. Bir kullanıcıyı silebiliriz veya şifresini değiştirebiliriz. Bu işlemleri kullanıcılar kısmından yapıyoruz. Kullanıcılardan sonra ikinci olarak alanlar kısmı var. Burada subdomain ekleyebiliriz, alanımızı düzenleyebiliriz. Bu aslında çok kullanılan bir şey değil. Ama ben bunu buraya eklemişim. İstersek burada bu arada kullanmayacağımız şeylerimizi, kullanmayacağımız uygulamaları sürükle bırak mantığıyla kaldırabiliriz. Sildiğimizde bu alana gelir, kaybolmaz bir yerden. Şu grupları da buraya alalım. İkinci olarak bakmamız gereken alan gruplar. Burada da yeni bir grup ekleyebiliriz. Var olan grupları düzenleyebiliriz veya silebiliriz. Grubun içine birilerini ekleyebiliriz, birilerini çıkarabiliriz. Bu işlemleri buradan yapıyoruz. Şirket profili var. Bunun da videosunu ayrıca çekip zaten düzenlemiştim. Burada da şirketinize ait bilgileri özelleştirebiliyorsunuz bu alanda. Akabinde faturalandırma kısmı var. Buradan da faturalandırmalarınızı ve faturalarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Yani G Suite mi, Basic mi, G Suite Enterprise mı? Buradaki yeni sürümlere geçişi buradan yapabiliyorsunuz. Uygulamalar kısmı var. Bu alan G Suite üzerindeki belki de en önemli alan. Ek Google hizmetleri kullanmak istiyorsanız buradan G Suite'inize buradaki ek uygulamaları entegre edebiliyorsunuz. Bu alana girip ek Google hizmetleri kısmından. Yine G Suite üzerindeki var olan uygulamalarınızın ayarlarını yapabileceğiniz yer burası. Örneğin Gmail üzerinden mail yönlendirmesini buradan yapıyorsunuz. Ya da Hangouts ayarlarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Ya da takvim üzerinde bir kaynak açacaksınız veya bir toplantı odası açacaksınız. Bunu buradan yapabiliyorsunuz. Uygulamalar önemli bir alan. Tekrar admin panelimize geri dönüyorum. Burada cihaz yönetimi var. Cihaz yönetimi şu işe yarıyor. Mobil olan aygıtlarınızı yani telefonlarınızı veya tabletlerinizin yönetimini bu alandan yapıyorsunuz. Örneğin bir telefon çalındı veya bir tabletiniz kayboldu. Buradan o telefonu ve tableti kilitleyebiliyorsunuz. Polisler atayabiliyorsunuz. İşte kullanıcılar şu uygulamaları yüklesin, şunları yükleyemeyiz. Veya siz kendiniz mobil device'lar üzerinde application deploy edebiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı ve bunun için ekstra bir ücret ödemenize gerek yok. G Suite kullandığınızda cihaz yönetimlerini ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz. En azından şu an için öyle. Yönetici rolleri kısmı var. Yönetici rollerinde örneğin helpdesk ekibiniz var. Bu helpdesk ekibine bazı yetkiler atayabiliyorsunuz. Veya şirket yöneticisinin görmesi gereken alanlar varsa buradan yeni bir kullanıcı oluşturup ona yetkiler tanımlayıp görmesi gereken yerleri görmesini sağlayabiliyorsunuz. O işe yarıyor. Yönetici rolleri alanı. Akabinde raporlar var. Raporlar alanı da çok kullanabileceğiniz bir alan. Burada çok çeşitli raporlama alanları var. Örneğin e-posta üzerinde herhangi bir rapor kontrol etmek istiyorsanız bu alandan yapıyorsunuz. E-posta günlüğünde arama yani Exchange'deki raporlama bölümüne çok benziyor. İşte girişler kısmı kullanıcıların ne zaman giriş yaptığını, hangi saatte, hangi tarihte giriş yaptığını görebileceğiniz alan. Güvenlik kısmı güvenlik raporları deploy eder size. Kimin şifresi güvenli, kimin şifresi güvenli değil, ne kadar parolama
parolalama anahtarı girmiş gibi alanları buradan görebiliyorsunuz. Yine güvenlik demişken güvenlik kısmı var. Buradan da çeşitli güvenlik ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Örneğin şifre politikaları atayabiliyorsunuz. Ondan sonra kullanıcıların şifrelerinin gücünü izleyebileceğiniz alan burası. Yani kompleks bir şifre mi girmiş, basic bir şifre mi girmiş. Temel ayarlar kısmında şifrenin ne kadar basic, ne kadar kompleks olabileceğini belirleyebiliyorsunuz. Örneğin işte 10 karakterden aşağı şifre girilemesin gibi. Veya two authentication kullanabiliyorsunuz. Yani kullanıcı şifresini girsin ama akabinde telefonuna bir onay kodu gelsin. Bu onay kodunu girerek giriş yapsın gibi ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Devam ettiğimizde destek bölümü var. Yine Google'dan destek alacaksanız ya da G Suite hizmetinizi aldığınız firmaya bir destek ticket açacaksanız bu alandan açıyorsunuz. Burada yine komünitelere bağlayabiliyor sizi. Önce bir probleminiz varsa bunları komünitelerden çözmeniz Google'un tabii ki önceliği. Ama destek ekibiyle iletişime geçmek istiyorsanız da bu alandan geçebiliyorsunuz. İşte e-posta gönderebilirsiniz veya bir pin kodu alarak yine bunu ücretsiz destek bölümünden alıyorsunuz. Google'da telefon bağlantısı yapabilirsiniz alacağınız hizmetlerden. Açtığınız çağrılara çok kaliteli geri dönüşler oluyor. Gerçekten Google'ın teknik desteğini veren çalışanları oldukça hem deneyimli hem de oldukça profesyoneller bu alanda. Ben çok memnunum açtığım çağrı kayıtlarına geri dönüşlerden. Veri taşıma alanı var. Bu alanda da işte Exchange yapınıza ait mail hizmetini G Suite'e taşımak istiyorsanız bunun ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Ya da mevcutta başka bir Gmail alanınız var. Yani başka bir Gmail hesabınız var. Oradaki hesabınıza ait mailleri bu hesabınıza taşıyabilirsiniz. Bunun gibi alanları bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir alan. Bunun da videosunu çekmek istiyorum vaktim olduğunda veri taşıma işlemi nasıl yapılacak diye. Kısaca G Suite yönetici konsolu bu ve konsoldaki ayarlar bunlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.